Merhaba, bugün kuyumculuk programı olan Milyem yazılımımızda kredi kartı ile telsiz işlemi nasıl gerçekleştirilir? Bunu inceleyeceğiz. Öncelikle 3 noktalı buton ile cari seçim işlemi gerçekleştirilir. Örneğin dilek e-carisini seçelim. Arama ekranında adı ile arama alanı seçiliyken carinin adını yazalım. Ekrana gelen carinin seçim işlemini seç butonu ile gerçekleştirelim. Seçilen cariye Zihniyet Satışı gerçekleştirmek için Zihniyet Satış butonuna tıklayalım. Örneğin 4 adet çeyrek satış yaptığımızı varsayalım. Adet alanına 4 yazalım. Ve aktar butonuna tıklayalım. Yapmış olduğumuz satışın satışlar ödemeler alanına geldiğini görüyoruz. Toplam tutarın 3048 TL olarak ekrana geldiği görülüyor. Bu 3048 TL'nin tahsilatı için müşteri örneğin 100 TL olarak nakit ödesin. Bunun için nakit işlemler alanına gelelim. Nakit girişi butonuna tıklayalım. Bu kısımdan ise Türk lirasını seçelim. Seç butonuna tıkladım. Miktar alanına da 100 yazalım. Döviz cinsi olarak da TL'yi seçelim. Kaydet butonuna tıklayarak nakit giriş işlemini gerçekleştirelim. Nakit giriş işleminin alışlar, tahsilatlar alanına gelmiş olduğu görüntülenir. Kalan tutarı da kredi kartıyla ödemek istendiğinde diğer tahsilatlar butonuna tıklanır ve bu alanda kredi kartı seçilir. Açılan pencerede banka hesap listesi gelir. Burada çekilecek olan postların listesi görüntülenir. Hangi bankanın postu kullanılacaksa o bankanın postu seçilir ve seç butonuna tıklanır. Biz şu an Merkez Şube kredi kartını seçeceğiz. İsterseniz siz daha fazla post tanımlayarak o postlar arasında seçim işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bizim sadece Merkez Şube kredi kartı olan postumuz mevcut. Seç butonuna tıklayalım. Mal ile tahsilat ekranında kredi kartının banka isminin görüntülenmesi sağlanır. Sistemde tanımlı olan taksitlendirmeye bağlı olan komisyonlar bu alanda yer alır. Örneğin iki taksit seçelim. Eğer burada bulunan kalan tutarın tamamı ödenmek istenirse aktar butonuna tıklanır ve alışlar tahsilatlar alanında görüntülenir. Eğer yapılan tahsilat silinmek istenirse silinmek istenen tahsilat seçilir. Örneğin son yapmış olduğumuz tahsilatı seçtim. Daha sonra tahsilat iptal butonuna tıklanır ve tahsilat iptal işlemi gerçekleştirilmiş olur. Eğer satış işlemi silinmek istenirse ekranda bulunan satışa tıklanır ve karşımıza gelen kayıt düzenleme ekranında ürün iptal butonuna tıklanır ya da ekranda bulunan ürün iptal butonuna tıklanır. İki şekilde de ürün iptal işlemi gerçekleştirilmiş olur. Bilyem yazılımımızdaki kredi kartı ile tahsilat alanı genel olarak bu şekildeydi.